O sayının beklentisi 2,5 üstü gibi bir şey. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam ve Galatasaray'da sağ bek arıyor bu arada. Ama kayabonmayı patlattı. Yani muhtemelen İrfan Can Kahveci. Ama o sahibi bir açıklama yapmıştı bununla ilgili. Evet evet. Türkiye'de yapmıştı. Sadece Fenerbahçe'de evet. oynarım diye. E bu arada maaş konusundan bahsederken Galatasaray 2,5 milyon euro verir mi sağ beke? Vermez onu diyecektim ben de yani. Galatasaray'ın da bir sağ bek arayışı var çünkü ya, o. İrfan Can Kahveci muhtemelen 2,5 milyon euro almıyordur şu yani, an Fenerbahçe'de. Ve... Bilmiyorum gerçekten tam olarak maaşı ne kadar ama bence ben de 2,5 milyon euro diye hatırlamıyorum ama bulurum biraz sonra. Ya şöyle Galatasaray'da da Yeler performansı merak ediliyor o noktada zaten. Galatasaray yönetimi de vazgeçmeyecek. Yeler'le beklenti devam ediyor mu? Tabii ki vazgeçmeyecek, devam edilecek. Ocak ayında ayrılma gibi bir olasılığı yok. Buradan da hafif transfer haberi verelim. Kaleden başlayalım. Muslera bir spor merkezi kurdu. Kendi ülkesinde zaten okulda olarak da adlandırabiliriz bunu. Geçen sezon ayrılmayı çok istemişti. Bunu Okan Hoca da dile getirmişti. Hmm. Bu sezon sonunda Galatasaray yine hani şampiyon olduğu durumda tekrar ben kalmasını isterim ya da şampiyon olmasa da Galatasaray zaten Okan Hoca Muslera'nın kalmasını istiyor ama bu sezon net olarak Muslera artık ayrılığı kafasında netleştirdi. Yani geçen sezon vazgeçirildi Muslera ama bu sezon vazgeçmeyecek gibi görülüyor aldığım Muslera bilgi. Her sene gidiyor. Ve son 5 senedir her sene gidiyor Muslera. Evet. Olmaz mı Icardi vesaire edemez mi? Şöyle bir durum var. Onların çünkü çok garip bir bağları var. Bence artık Muslera pozitif anlamda söylüyorum. Muslera burada artık uzun yıllardan beri görevini tamamladığını düşünüyorum ve kendi ülkesinde bir yatırım yaptığı için daha çok orada artık zaman geçirmeyi istiyor. Şöyle bir gerçek de var. Ailesi zaten orada. Muslera hem çocukları yüzünden de geçen sezon burada kalmaya pek sıcak bakmıyordu. Çünkü ailesi ve çocukları kendi ülkesinde olduğu için. Artık bu sezon sonunda bu hikaye bitecek gibi görülüyor ve Galatasaray'da kaleci listesi oluşturuldu. Yani Hollanda Ligi'nden Galatasaray kaleci arayışında. Almanya Ligi'nden Galatasaray kaleci arayışında. Takım ismi Ocak ayında vereceğim. Şimdi vermek çok erken olur. Biraz da netleşsin. İstihbaratlarım devam ediyor. Ama Galatasaray şu an iki tane kaleciyle listesinde var. İlgileniyor diyebilirim. Yani Muslera sonrası için. İzleyicilerimize bu saatte hiç mi bir... Şu an vermeyelim. Netleşsin öyle verelim. Yanılmayalım diyelim. Ocak ayını da ülkesi bekleyelim. Ülkesi falan yok mu? Yani ülkesi yok. Ben bir soru kıtayı söyle bari. Ülkesini söylersek ortaya çıkar. Kıtayı söyle bari. Ligi söyledim. Biraz daha zorlasın. Yani Muslera sonrası için Galatasaray yönetiminin gerçekten bu anlamda çalışması var. Ve merak edilen de şu, Jon Arias ismi çok ön plana çıkıyor kanatla alakalı Galatasaray'da. Okan Hoca'nın zaten son günlerde bir açıklaması vardı. İleri uca bakıyoruz ama daha tam netleştiremedik diye. Çünkü Arias'ı kulübü bırakmak istemiyor. Performansı çok yüksek. Şu an bu sezon da iyi başladı zaten sezona da. O ileri uç olarak adlandırdığımız çakılı santrafor değil. Çünkü burada şu akıllara geliyor. Icardi sakatlığından sonra Galatasaray bir golcü alacak mı diye. Son iki dakikan bu arada. Tamamdır. Kanat forvet olarak Galatasaray kanat forvet bakıyor. Arayışları devam ediyor. Arias dışında da isimler var. Ve Mertens'in bölgesine de bir isim bakılıyor Galatasaray'da. Beşiktaş'ta isim yok mu Furkan? İsimden ziyade yani bölge zaten belli. Bir kanat ve bir yedek forvet transferi yapılacak. Onana ve Chamberlain'le yollar ayrılacak bir şekilde devre arasında. Burada artık kiralık mı olur yoksa oyuncular bonservisiyle mi gider? Daha önce yani bu sezon başında Chamberlain konusunda oyuncunun ayrılık konusunda kış transfer döneminde problem çıkarmayacağını söylemişti Beşiktaş yönetimi. Yani yapılan görüşmede oyuncuyla oyuncunun bir anlamda bu taahhütü kulübe verdiğini söylemişlerdi. Kış transfer döneminde hem Onana hem Chamberlain gidecek. Yerlerine de bir kanat ve bir yedek santrafor olumsuz ama sadece şunu söyleyeyim. Ryan Cherki daha önce de burada anlattım. Çok fazla böyle taraftarların istediği, heyecanlandığı bir oyuncu. Evet. Lyon'un da mevcut finansal durumu tabii burada biraz heyecanlandırıyor taraftarları da. Ama yani Olympique Lyon'un mevcut durumu yani bu oyuncunun 5 milyon euroya ayrılacağı anlamına gelmiyor. Yani Ryan Cherki'nin ciddi bir piyasası var. O da şu an için gerçekçi bir hedef değil. Herkes soruyor Cristiano Ronaldo Fenerbahçe mümkün mü? Yıllar önce Sayın Başkan Ali Koç gerçekçi değil demişti ama Osimhen'den sonra artık gerçekçilik boyutu değişti. Artık büyük bir deliliğe doğru evrildi son bu iş. Son 10 saniyem. Asla. Hiç gündemde bile yok. Peki bakalım. Ama olursa bu asla'yı kesin kullanırlar. Onu da söylemedi demeyin. Efendim programımızın sonuna geldik. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir vakti geçti vallahi 2 saat. Sağ olun var olun. Sosyal medyadan katkılarınız için, izlediğiniz için sağ olun var olun efendim. Programımızın artık sonuna geldik. Yönetmenimiz Bora, editörümüz Yusuf'a, yayın demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.